Efendim yeni bir haftanın ilk akşamı daha burada. Laf Çok'a hoş geldiniz. CNN Türk ekranlarındayız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hemen tanıyalım. Burada Laf Çok başlıyor. İşte bu gecenin konukları. Asla sevgimi lekelemedim. Hiçbir zaman. Öyle yaşadım. Ama istikrarlı olup olmamak. Müzisyen Metin Şentürk. Programa pür neşe katılıyor. Bu akşam Mesut Yar soruyor, Metin Şentürk yanıtlıyor. Zihin enerjimizi yükseltmek, tamam. Gecenin geç saatlerinde ve denge huzur sağlamak. Renk ve enerji uzmanı Aydan Öztürk Atalay. Programa rengarenk kişiliğiyle katılıyor. Aydan Öztürk Atalay bu akşam renklerin bizlere söylediklerini anlatıyor. O kadar çok dizi var, o kadar çok oyuncu var. İstanbul'un her yeri set. Oyuncu Yonca Cevher. Programa kaç baba kaç diyerek katılıyor. Yonca Cevher bu akşam yeni projelerini ve hayatını konuşuyor. Üstü Kalsın grubu programa Yalnızız adlı albümleriyle katılıyorlar. Üstü Kalsın grubu bu akşam albümlerindeki samimiyeti şarkılarını seslendirerek anlatıyorlar. Konuklar sadece Mesut Yar'ın konuğu olamaz. Benim de konuğum. Ben de soru sormak istiyorum diyorsanız eğer Twitter/buradalafçok ya da Twitter/MesutYar'dan bize ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, 4 tane genç adam var. 4 de birbirinden yakışıklı ve yalnızız diyorlar. Bakalım gerçekten öyleler miymiş? Üstü Kalsın'ı sunuyoruz efendim. Şerefine buyurun. Kim edeyim derdimi? Duymazlar sesimi. Avazım çıktığı kadar susayım en iyisi. Yeri taşıyan biri sen nereden bileceksin ki çalınan hayallerim kadehteki ruj izleriydi. Oturup ağla neleri haydi adını sıyıkladım gecelik şaraplarda ulu orta seviştim ben seni kirli yataklarda kirli yataklarda kirli yataklarda. Çılgın bulutlar dönüyor.
dönüyor başımda. Uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden. Kar beyazdır ölüm, ah ellerinden gülüm. Yine yoksun diye düşmanım her güne. Dursun dünya, dönmesin sensiz. Yaşatmasın Allah'ım sensiz. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm. Yine yoksun diye düşmanım. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden. Kar beyazdır ölüm, ölüm ellerinden gülüm. Yine yoksun diye düşmanım her güne. Dursun dünya, dönmesin sensiz. Yaşatmasın Allah'ım sensiz. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm. Yine yoksun diye düşmanım her güne. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm gülüm. Yine yoksun diye düşmanım. Merhaba, bir yemek kaşığı bal üretmek için 8 arı ömür boyu çalışmalıdır.
Ve sevgili seyirciler, canlı yayında Burada Laf Çok başladı. Sevgili CNN Türk izleyicileri, sevgili CNN Radyo dinleyicileri, biz buradayız bu akşam Sayın Metin Şentürk. Konuğumuz, hoş geldiniz Metin Bey. Çok teşekkür ederim. Gayet de güzel geldiniz yani böyle. Sevgili yar, çok teşekkür ederim. Sevgili yar filan. İşte öyle böyle oldu. Birbirimize doluyuz galiba. İlan aşk gibi oldu. Sevgili gibi oldu değil mi? Tamam oldu ya, fena durmadı aslında. Tabii. Ben de. Yemin ben, sana hiç böyle hitap eden oldu mu? Olmadı Metin, ama ben de sana boş değilim ya. Biraz daha. Zaten böyle olduğu için, öyle olduğu için böyle. Öyle olduğu için böyle, çok güzel bir açıklama oldu. Sayın Yonca Cevher bizimle birlikte, hoş geldin Yonca. Hoş bulduk. Ve Sayın Aydan Öztürk Atalay bizimle birlikte. Hoş geldin Aydan. Hoş bulduk. Üstü Kalsın'ın 4 yakışıklı genci bizimle birlikte. Aralarında hiç sinema oyuncusu yok. Bir tane var, ben söyleyeceğim onu. Allah aşkına. Allah. Tanıdık gelen oldu. Yalvar. Tanıdık gelen oldu mu abi? Ya ilk bakışta. Ya aşinalık vardı ilk bakışta. Birkaç kere ben bakacağım, sonra söyleyeceğim. Birazdan. Evet, Üstü Kalsın 2014'te ilk albümünü yaptı ve yalnızız diyor. Bu dört adam yalnız. Kendilerini Esra Erol'da görmek isterdik ama bize geldiler. Dur bakalım, yani bir paravan bulacağız artık. Ama bunların bu aktivasyonla alakalı bir şeyleri var herhalde. Öyle mi takılmak istiyorsunuz siz? Yalnız. Evet, biraz yalnız filan. Ben bunu 3 senedir yapıyorum, hiç işe yaramıyor. Yeni bir şey lazım diyorsunuz. Peki. Tabii, yeni bir şey. Yok. Metin, şimdi bu albümün master ile geldin. Albüm henüz çıkmadı. Ne zaman çıkıyor? Çıkmadı. Önümüzdeki hafta sonunda inşallah başarabilirsek bir 3 gün, 2 gün, 5 gün gecikmeyle bunu piyasaya çıkaracağız. Müzik severlerimizle buluşturacağız. Hı. Burada çok değerli şarkılar var. Sezen Aksu'nun, Yıldız Tilbe'nin, Tuval grubunun ve sevgili biliyorsunuz Kerim Tekin'in şarkısıydı. Dur içinde yatsın az önce. Allah rahmet eylesin. Muhteşem, duygulandığım bir şarkıydı. Hı hı. Hem onu anmış olduk, hem de bu şarkının bestecisi ve söz yazarı Beste ve Tayfun'a da çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok güzel şarkıları bir araya getirdik. Benim de şarkılarım var içinde. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi eski şarkılardan. Eski şarkılardan. Ne diyorsun be? Evet, çok önemli şarkılar var. Seninkilerden neler var? Benimkiler yeni. Orada bir değişiklik yaptık. Ne yaptın Metin? Ya iyi gidiyorduk öyle. Evet, iyi gidiyorduk. Eskilerden güzel. Yeni, tamam. Toplam kaç şarkı olacak? Toplam 9 şarkımız var. 9 şarkı. Albümün adı Kelebek. Benim Sözümüz İban'a ait Kelebek isimli bir şarkım var. Eyvallah. O şarkı beni çok yükseltiyordu. O açıdan da böyle bir şey yaptık ama diğer şarkılar benim şarkılarımdan çok daha güzeller. Bilginiz olsun. Özellikle Sezen Aksu'nun, Yıldız Tilbe'nin ve demin saydığım şarkıcıların şarkıları. Eyvallah. Çok önde der ve onlarla çok güzel bir yaz geçireceğimizi düşünüyorum. Müthiş bir tevazuyla başladınız. Gayet güzel. Kelebek ama böyle bir 18 saat yaşayan bir hayvancık. Niye böyle bir şey koydun? Aşk da öyle değil mi? Öyle mi? 18 saat sürüyor top. Ya fark etmez. 24 olsun. 3'e 5'e bakma. Ha ya, aramayalım diyorsun. Tabii. Metin, şeyi soracağım ya. Bu nedir senin bu Merkür'den çektiğin? Bu geri gelmeye başladı yine. Ya sürekli geri vites çalışıyor. Nasıl? Ben bu Merkür'ün ileri gittiğini hiç görmedim ki. Değil mi ya? Sürekli bir geriliyor. Bana böyle hiç bildiğim bir alan da değil ama hep böyle, ne zaman ya işler şöyle oluyor, böyle oluyor diyor. Abi Merkür geri gidiyor diyor. Lan ne zaman ileri gitti ki bu? Yani niye yani? Sürekli yani bir araba yapmışlar ve geri vites sanki. Yani tamamen geri vites. Fark etmez ya. Biz böyle seviyoruz. Zor günlerin adamıyız. Ben zor Merkürlerin adamıyım. Zor Merkürlerin adamısınız. Evet. Peki yani yıldızlarla anladığım kadarıyla yani sadece Merkür'e karşı bir Herkül düşün. Merkür'e karşı Herkül. Evet. Oo, çok enteresan. Hadi Herkül oradaysa, Herkül buradaysa Merkür de orada, görüşeceğiz bakalım. Kardeş payının senaryosunu sen mi yazıyorsun ya, bu çok enteresan. Yok vallahi, kimsenin senaryosunu ben yazmadım. Anladım, peki. Yonca, dizilerin kötü kadınları listesinde adım birkaç diziye altın harflerle yazıldı. Bu kötü kadın meselesi. Biraz şey, can sıkıcı değil mi ya? Bir yerden sonra insan iyi kadın olmak istiyor. Niye? Kötü olan ben olduğum için kötülüğüm dokunanların canı sıkılsın. Benim niye canım sıkılsın? Ama şimdi enteresan bir şey. Sen mesela bir demecinde demişsin ki yani ne olursa olsun oynadığım karakteri kendimden de bir parça koyarım. Bildiğin o zaman olmak kötüsün ya. Olmak zorundayım. Ha, kötü müsün yani? Herkeste bir parça kötülük vardır. Sende kaç parça var? Topu. Yaklaş şu önce. Füsun var şimdi. Binbir gecenin füsunu var. Oo, evet canım. Ya. Efendim, Kızım Nerede'nin ipeği var. En son Dilan'ın da Sultan 3 tane çıktı. Tamam, bu 3 tanesini üstüne koyunca hakikaten yani hani. Yeter ama benim de zaten kötü rezervlerim bitti. Eyvallah. Bitti. Peki bundan sonra hani normalleşeceğiz mi? Yani hani iyi kadın mı olacağız? Bilmiyorum, kısmet, bakacağız artık. Hiç öyle yeni gözükmüyor sezon. Yemin ediyorum. Oradan bakınca değil mi? Bu kız ama potansiyel çok... bir kötülük var. enerji. Hani tabii yeni gelen projeler gene bunun üzerine gelirse hani çok istemiyorum aslında. Çünkü cidden şey oldum artık, hani başka bir şeyler yapmak istiyorum. Sıkıldım.
çok açık doğru söylemek. Bazen kötülük kötülüğü de çekiyor anladığım kadarıyla. Bu çekmediğince biraz da böyle üstüne yapışıp kalıyor ya. Senin araba ne oldu ya? Ya. Ya bundan sonra valiye araba bırakacak mısın? Geçtiğimiz hafta ben zaten baso herkes bırakmam. senin arabayı konuştuk. Ne yani olmuş? Ya aa bak şimdi anlarsın. Vale kör müydü yoksa? Vallahi bana bıraksaydın ya. Ya çok enteresan. Dublaja gittim. Ben yani bundan sonra bırakacak mısın diye soruyorsun da ben zaten bırakmazdım hiç. Yani öyle bir hani kıl tarafım vardır. Tamam. Ya kendim park edeceğim. Bak yine kötülük girdi de bir gördüm. Sevmem yani. Hani şeyden o da hani park edemez falan diye değil. Mutlaka park eder de. O hani arabanın içi o kadar bana ait bir yer ki başka birinin girip yani tanımadığım birinin evet rahatsız oluyorum yani ha evime girmiş ha oraya girmiş yani koltuğa oturmasını ellemedi falan öyle şeylerim var. Yine öyle bir şey olmuş zaten yani galiba. Abi ne yapmış bana yani, ne olur anlat. Anlatıyorum. Geliyor. Hiç bırakmam işte öyle acelem vardı dublaja yetişecektim. Hadi dedim hani işte basiret bağlanma anı vardır ya gittim. Ben arabayı bıraktığımda yokuşun başındaydı. Sonra bana haber geldi. Ben tabii hemen fırladım stüdyodan çıktım. Bir gittim araba sana anlatıyorum Metin. Yokuşun sonunda. Yokuşun ortasında duvara sürtmüş. Gidip elektrik direğine çarpmış. Koca elektrik direği. Şimdi yokuş aşağı aslında hani aşağı devrilmesi gereken direk sağa yana devrilip yolun diğer tarafında park etmiş olan başka bir arabanın üzerine düşüyor. Vali ileri kaza uzmanıymış galiba. İleri yani bir tane de yorum yapacağım ben buna. Herhalde. Ben yorum yapacağım sözüm bittiğinde. Ondan sonra yani şey korkunç tabii şimdi gülerek anlatıyorum falan ama yani manzara gerçekten korkunçtu. Gördün mü fotoğrafları? Gördüm canım. Başkalarına yaptığın kötülüklerin bedeli olabilir mi? Ama ben yapmadım ki kazayı. Olsun. Peki bir şey söyleyeyim. Sen Vali'yi en direkt hesaplar şey doluyor. Vali'yi mi bıraktın yoksa vitesi boşta bıraktın? Yani hemen aynı şey oldu. Aynı değil mi yani? Hani, hatta yani, vites boşta olsaydı belki. Yalnız gerçekten tamam. Korkunç bir manzaraydı. Yani o anda oradan çünkü okulun yanı orası hemen. Birinin geçmiyor olması. Allah arabanın geçmiyor olması. Karşıdaki arabanın içinde kimsenin olmaması. İyi bir şoföre ihtiyacın var mı? Ben iş arıyorum. Son bir sen kaç basmışsın abi? 315'ti. Şimdi yalnız rekorumuzu aldılar. Şimdi yeniden aynı benim İngiliz bir görmeyen arkadaştan almıştık rekoru. Türkiye'ye getirmiştik. Aynı kader arkadaşım geri aldı benden 4 ay önce. Kaç yaptı? Vallahi 6 kilometre çok büyük bir fark yok benimle. 116 ile aldı. Hayır ortalamamız 292 idi bizim. 292. Ortalamaya bakılıyor gidişte yaptığın top speed'e değil. 298 onun ortalaması. Şimdi yalnız son altın vuruşu yapacağım daha dünyada kimse de deneyemeyecek onu. Ne yaptın uzay mekiğine mi bileceksin evet, ne oluyor evet, ya? Hepimiz göreceğiz onu. Yani çünkü o tip rakamlar uzay mekiğine oluyor. Evet merak etme bu Metin'in mekiği olacak. Metin'in mekiği güzelmiş. Özel yani makineyi hazırlıyorlar. Aynen. Çok enteresan. Eylül ayında bir daha hiçbir yere gitme. Demek üzere Türkiye'ye getireceğiz bu rekoru. Sıkıntı yok. Herkes bana güvenebilir. Senin de bundan sonra şoförlüğünü yapabilirim. Emin ol valeden iyiyim bak. Ona eminim. Her şey. Peki sen co-pilot falan kullanmıyorsun değil mi Metin yanında? Co-pilot yanımda oturmuyor. Arka arabadan ikinci araba takip ediyor. Kaskımın içinde seslendirme mu var? İşte korkuyordur ya muhtemelen. Yok. Abi volkan ışıktan söz ediyoruz. Pardon. Sevgili dünyaca ünlü rallicimiz ki zaten bunda benim payım olmasından daha çok onun payı var. Yani onunla çok iyi geçinmeye çalışıyorum. Milim bir sağ fazla dese, sol fazla dese ben yokum aranızda. Tabii canım ya 300'lerden falan bahsediyorsun tabii abi. Tabii uçakların inip kalktığı süratten daha yükseğe çıkıyor. Çok ilginç bir şey. Onun için buradan çıkınca ben bırakırım seni. Sen ne oldu? Bana ne falan bırak ben ya. Ben niye hiç sıkıntı yapma. Evet. Ama tabii çok önemli bir proje bu. Allah izin verirse bir kez daha dünya rekorunu Türkiye'ye getireceğiz. Ondan sonra da daha bu dünyanın en hızlı körü hep Türkiye'de olacak. İyi maşallah ya. Süper. Daha da vermem diyorsun. Yok. Çok büyük bir fark planlıyorum. Onu zaten üstünü deneyebilme şansı kalmayacak kimsenin. Ne yapıyorsun abi? Uçağın evet. Hakikaten bir şey. Boeing'le mi gideceksin? Yok. Abi bakacağız ya. Ya motor turbo anlaşıldı. Çok konuşmayalım. Yapalım öyle sonra konuşalım. Volkan ışık yine arkada olacak mı? Olmaz olur mu? Olmazsa olmaz zaten. Hani başka birini de deneyebilir. Anladık ki en azından yerde gidecekler. Volkan yerde, olduğuna göre. Yerde gidecekler. Mekik falan yok. Bu önemli bir şey. Peki. Hayırlı olsun. Onu bekliyoruz. Aydan hoş geldin. Hoş bulduk. Sen renk uzmanı falan filan. Yani şimdi bu renk uzmanı meselesini bir açalım. Renk nedir? Uzman kime denir? Renk titreşim ve frekans olur, yansımadır. Renk dediğiniz zaman karşı taraftan rengi görürsünüz. Size yansıyan dalga boyunu görürsünüz. Öyle mi? Herkes evet. Aynı rengi görüyor mu? Yani herkes için yeşil aynı renk mi? Şimdi tabii ki aynı renktir ama
tarifleri bilmek gerekiyor. Renk isimlerini bilmek gerekiyor. Bazıları mesela sarı dediğiniz zaman başka renkleri söyleyebiliyor. Renklerle insanlar arasında algılarını açmak için elimden gelen çalışmaları yapıyorum. Tüm bilimsel araştırmaları, kimya mühendisliğimle, analitik sentez yeteneğimle de renkleri insanlarla birleştiriyorum. Sen niye renklere taktın? Yani ne zaman tam olarak bu renkler girdi? Aslında küçüklüğümden beri. İnsanlar... Siyah beyaz televizyonlarla büyüdük ya. Renkler neyi? Allah Allah. Dediğin doğru ama mesela 3 yaşında bile turuncu çizme isterdim. Sarı palto isterdim annemden. Renklere özel bilgim var. Hatta gözü kapalı kırmızı ile mavi bile ayırt edebiliyorum. Ay canım benim ya. Rahmetli Ayla teyzeyi hatırlıyorum da. Evet. Ya o çok renk düşkünü değildi ama çok güzel giyinirdi mesela. Çok. Ve sizi de çok güzel giydirirdi. Evet. Bu arada benim çocukluk arkadaşım. Evet. Tabii Ayda'nın her başarısı benim için ekstra böyle. Benim için gerçekten öyle. Gerçekten sevindirici bir şey. Çünkü Türkiye'nin gerçeği hem Türkiye'nin artık dünya çapında da renk uzmanlarından bir tanesi oldu. Ve renkle bir sürü güzel şeyler yapıyor. Teşekkürler. Benim için de öyle. Benim yaptığım pastalar mesela renkli pasta mı yaparsın? Renkli pasta. Peki rengini belli eder misin? Bu da önemli. Ederim. Bugünlerde herkes rengini bir saklıyor. Rengini belli eden kimse yok açıkçası. Genelde renkte hep mutluluk vardır. Renkte mutsuzluk diye bir şey yoktur. Söz konusu olamaz. Ama siyah da beyaz renk değildir. Öyle mi? Evet. Işıkların, o Beşiktaş'tır onu biliyorum. Evet ışıkların savaşıdır. Geceyle gündüzün savaşıdır. Sağlığımız, mutluluğumuz, başarımız için kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavi ve eflatundur gerçek renkler. Yani tayfun gerçek renkleridir. Ha, öyle gri mri bozuk mu yani şimdi? Karaktersiz mi oluyor? Hayır, bunları renklendirmek gerekiyor. Ne yapacağız? Gri, gridir ya. Gri renklendirirsen ne olur? Hayır, gri takım elbise kullandın. Kırmızı bir kravat kullanabilirsin. Ha, yani kırmızı bir gözlük çerçevesi kullanabilirsin. Enerjini yükseltebilirsin. Öyle mi? Çünkü taşıdığımız giysiler, taşıdığımız enerjiyi belirliyor. Duvar boyaları, ortam olan etkileri davranışlarımıza yön veriyor. Ha. Yani siz çivit mağarası ortamlarda şu an kilo kontrolü sağlarız. İştahımız kapanır. Ben o yüzden ya diyorlar ki nasıl koruyorsun kiloları? Çivit mavisi ortamlarda program yapıyorum yani. Kesinlikle. Sağla sol beyin yarım küresi arasında otorite sağlıyor. Ha. Otorite sağladığınız için iki lob arasında düşüncelerinizi otorite sağlıyorsunuz. Hadi bakalım. Yaptığınız işte başarılı oluyorsunuz. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi arkada dört tane yavru var. Dördü de siyah giymiş. Ne olacak bu çocukların hali? Allah onlara yardımcısı olsun. Siyah giymek insanı güçlü kılar. Duygularını maskelersiniz. Ha. Güç gösterisidir. Doğrudur. Ama sürekli giymek elektromanyetik alan kirliliğine sebep olur. Yani? Yani huysuzluk, gerginlik yapabilir. Baksanız zaten gergin duruyor. Oğlum bir ama, rahat olun ya. Allah Allah. Enerjileri çok ama güzel. Müzik yapıyorlar. Ya. Ha, kendileri maskeliyorlar. Ama zaten orada cırtlak bir sarı gitar var. O galiba bütün şeyi zaten notaların da rengi var. Bu da var. Ha, değil tabii. Mi? Ya aslında bir şey söyleyeceğim. Mesela Metin Bey gördüğünüz gibi hoş bir kırmızı giymiş çok bu akşam. Çok hoş. Mavinizi. Bayıldım. Çok da iyi giyiniyor. Çok. Metin sen kendi seçiyorsun değil mi abi şeyi? Hepsi benim göz zevkim. Ya, ben size bir şey anlatacağım bununla ilgili. Bir gün bir barda bir davetteydim. Bir hanımefendi geldi bana dedi ki ya dedi nasılsa görmüyorsun dedi. Niye bu kadar uyumlu giyiniyorsun ki dedi. Ben de dedim ki işte siz kalkın yerinizden gelin ve bana bu soruyu sorun diye. Böyle güzelmiş. Giyiniyorum dedim. Sonra o dedi ki ya dedi ben iki tane üniversite bitirmiş bir hanımım. Aslında senin de televizyonlardan ne kadar zeki biri olduğunu biliyorum. Gelip sana bu soruyu sormamam gerekiyordu dedi. Ben de dedim ki sen bu soruyu sormasaydın ben bu cevabı kime verecektim? Şimdi iyi ki sen de sordun. Sen bu soruyu sormasan ben bu cevabı nerede verecektim? Doğru ben diyorsun. İyi giyiniyorum. Niye biliyor musunuz? Çok katılıyorum hanımefendiye. Şimdi mesela normalde yani görmeyen bir insanın renkleri çok uydurmaya çalışması bir baktığında bir tezat gibi duruyor. Ama aslında... şimdi bizi izliyor sevgili Yüksel Çağlar abimiz. Bodrum'daydım ben. Onun yanından geldim babam. Eyvallah ya. Ne yapıyor? İyi mi? Şöyle diyordu. Çok iyi. Diyordu ki çok doğru söylüyor. Göz görmez beyin görür. Göz sadece buradan aldığın hani bu iletişimcidir. Beyine götürür. Evet. Ve senin eğer beynin onları ayırt ediyorsa mesela bana uyumsuz iki rengi giydiremezsin. Yani normal şartlarda kabullendiriyor musun? Tabii. Beynime kabullendiremem bunu. Mesela tabii. Atıyorum böyle bir şeyi iki tabii. Tezat mesela fix şeylerim vardır. Mesela çok mesela kahverengiyle laciverti giymem. Atıyorum işte siyahın üstüne laciverti. Birçok insan giymez belki ama bunu ekstrem bir örnek olarak verdim. Renklerin uyumu bende kendimi acayip iyi hissettiren tek şey. Ve çıkarken aynaya bakmadan da çıkmam.
O önemli. Tabii. Yani uyumlu gördüğünü çıkarsın. Aynen. Evet, bakarım tamamdır derim. Çıkar öyle çıkar. Bakarım tamamdır aynen. Derim güzel bir aynen. Doğru mu? Çok doğru. Mesela sen kahverengi çok karşısın. Kahverengi giymeyin. Kahverengi giymeyin derken bütün olarak kahverengi giymeyin. Kahverengi para tahsil ettirmeyen tek renktir. Ne yapmayan? Para tahsil ettirmez. Allah'ım ya. Senedin ödemez. Evet, hücrelerde hızlandırıcı etkisi görüldüğü için bulunduğunuz ortamlarda hareketli kalırsınız. Mesela derler ya gelin bir 5 dakika kahve içelim, o kahve hiç bitmez. Hep sohbetle devam eder. En çok parayı hangi renkle tahsil edebiliriz mesela? Para rengi, kırmızı. Kırmızı aldım bu akşam parayı. Aslında paranın rengi turuncu renktir. Turuncu mudur? Kesinlikle, bolluk bereketin rengi turuncudur. Çünkü hormon bezleri üzerinde de fonksiyonluk artışlara sebep olur. Mesela turuncu fitokimyasallarla beslenmek de süt üretimini arttırır. Nedir yani portakal? Yok portakal, şey, havuç, kayısı. Kayısı tüm turuncu fitokimyasal ürünler. Aa, doğada bulunan. Ya bu ne yapıyor? Erkekler sperm kalitesini belirler. Yani bolluk bereketin rengi turuncu renktir. Turuncu renk. Evet. O enteresan bak. İnsan turuncu her gün sosyalleştirir. Evlilikleri kurtaran renktir. Yeni düzen verir. Eğer evliliğiniz tek düze gidiyorsa turuncu bir yastık kullanabilirsiniz. Turuncu yastık evet. Evlilik kurtuluyor mu? Evet, sosyalleşme. Vay arkadaş, her şey turuncudan. Bir şey söyleyeceğim. Benim yatağımda 10 tane turuncu yastık var, hiçbir işe yaramadım. Ya yani böyle istisnai durumlarda olur mu? Ya, acaba araya bir renk katsam mesela, ne katabilirim mesela? Kırmızılar. Kırmızılar mı? Bak turuncunun yanına mutlaka kırmızı koyacağız. Yani şey mesela hani ilk çıkmaya gittik. Erkek ne renk giyecek? Kadın ne renk giyecek? Ya ilk çıkmaya gittik de ne biçim... Sen nereye varmak istiyorsun onu söylesene. Bilmiyorum ki abi. Yani görüşmeye gittiniz. Tabii ki heyecanlanırsınız ama kırmızı bir ruj kadınlar için önde olduğunuzun ifadesidir. Ha. Erkeklerde de kırmızı bir kravat. Kırmızı aşk rengidir. Frekans yükseltir. Sevginin rengidir. Ha. Aşık olunca da tabii ki ister istemez frekansınız yükselir. Ben bu ceketle bu akşam ne yapabilirim? Ya sen bu ceketle bu akşam doğru bir ceket giymişsiniz. Kırmızı. Çok yüksek reyting. Enerjiniz yüksek. İçinizdeki maviler kırmızının pozitif etkisini arttırıyor. Şaka yapıyorsun. Tabii canım ya sen de renge bakmıyoruz ki abi. Yani. Renge. Zaten bir şey söyleyeyim. Güneşi de yemişsin fedon gibi tatlı bir kırmızısın. Yani, çok teşekkür ederim. Fedon abi biraz daha kahverengi sen ama. Bana boş değilsin değil mi? Yok değilim değilim. Yani. Böyle hani gözlerinin rengi çıkmış. Bence yanlış yere çaktım dedin oraya çaktım. Oraya, oraya biraz sonra beyaz. Çakacağım. Vallahi güzel olmuş yani. Ya bir şey söyleyeyim ya gerçekten uyum iyi. Güneşlendik Mesut'un abi haftasını. Programdan sonra ne yapacaksın? Biz öyle takılırız abi sen de işlemiş olması içelim böyle güzel olur ya. Sen kırmızı ceketinle içelim. Ben de ne bileyim ben de giyeyim turuncu şeyimle. Ay. Pijamamla yaparız bir şeyler ya. Pijama? Turuncu. Turuncu tamam. Pijama ne renk olmalı? Uykusuzluk probleminiz varsa kesinlikle eflatun, turuncu, kırmızı sıcak renkler. Çünkü uykusuzluk problemlerinde fonksiyonel sapmaları sebep olur. Kırmızı, beyaz çarşaf uyutmaz. Hadi ya. Evet. Aklınıza ya o yüzden bulursun. Otellerde beni bir türlü uyku tutmuyor arkadaşlar. Çünkü vallahi. Melatonin üzerinde sapma olur, serotonin salgılatır. Mutluluktan uyuyamazsınız. Kendinizi boşlukta hissedersiniz. Bak işte benim hiç umurumda değil yeşil... mesela çarşaf ne renk. Görmüyorum değil mi? Tabii. Yeşil ve mavi çarşaflar da uyutmaz. Yeşil mavi. Evet. Yeşil mavi beyaz. Bunlar sık sık idrara kalkma eğilimi gösterir vücutta. O prostattan kaynaklı dediğim mi? Hayır. Fonksiyonel sapmaları sebep olur. Kırmızılar. Macentalar, pembeler. Her şey renklerdenmiş biz de kendimizden. Ben öyle vallahi. Yaz bir şey söyleyeyim. Bütün ciddiyetimle dinlemek istiyorum. Oradan arada öyle şeyler söylüyorsunuz ki yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mesut yapıyor. Aydan hakikaten hani normal standartın çok dışında çok ünlü boya firmalarının danışmanı aslında. Yani artık neredeyse Aydan belirliyor. Bu senin rengini. Şimdi hemen soralım. Bu Merkür'ün geri gitmesi renk falan bunu nereye bağlayacağız? Şimdi ben de basından takip ediyorum. Tam bildim, araştırdığım bir konu değil. Bu i̇şte konuda harika. Bak bilmediği şeyler konusunda. Bilmediğim konusunda, bilmediklerim konusunda biliyorum diyemem. Hı-hı. Bu yüzden yardımcı olamayacağım ama ben de basından takip ediyorum. Hı-hı. Bu gibi gergin dönemlerde turkuaz çok iyi bir renk. Turkuaz. Evet. Maviler, yeşiller denge huzur sağlar. Hı-hı. Bu arada sana Amalfi sahillerinden araştırmaya gitmiştim. Bir nazar boncuğu getirdim. Annem ne araştırıyorsun orada? Sahillere gidip ne araştırıyorsun? Şimdi renkler. Bakayım. Beyin kimyasına göre dünyadaki en güzel örnekler. Oo harikaymış ya. Şimdi açayım da Metin de görsün. Hmm. Ama da açmadan niye harika? Ülkemde de en güzel renkler var. Beni mi kekliyorsun? Fisika. Ne
Açmadan harika bir sonu açayım da Metin görsün. Ha, bu çok tatlı bir şey. Çünkü üzerinde kaplumbağa var. Kaplumbağa, evet. İnsanlar mutlu günlerinde yanında olan insanlar gerçek dostlarıdır başarılarında. Kötü günlerinde herkes olur. Çünkü gelip sizi dinlerler. İyi ki benim başıma geldi. İyi ki benim başıma şükrederler. Evet. Ve siz alıp veremediği yoktur. Size rekabete girmez. Ama sizin başarınızda, mutluluğunuzda yanında olan insanlar sizin gerçek dostunuzdur. Sen de benim gerçek dostumsun ama bunun özel bir anlamı var. Üzerinde kaplumbağa var. Kaplumbağa. Kaplumbağa hedeflerine yavaş gider. Emek verir. Ömrün yetmeyebilir. Ulaşır. Hayır. Ama bir şekilde ulaşır. Bir şekilde. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kaplumbağa ama bir de her zaman hızlı tavşanı geçer. Öyle mi? Doğru aslında değil mi? Yani çünkü istikrarlıdır. Bu pembe kurdele bozmaz değil mi bu kaplumbağanın istikrarı? Hayır. O fiziksel aktiviteyi azaltıp duyguları açığa çıkarmak için. Anne sevgisinde gerçek rengi olduğu için. Ay canımsın benim. Ama bak fiziksel gerçekten aktivitenin azalması iyi midir kötü müdür onu bir daha bir düşün. Ben bir spor yapıyorum abi. Egoları kaldıracağım. Egoları kaldırıyor. Beni bak, biz de yapıyor. Bugün ne kadar güzel bir sohbet ediyoruz. Aslında güzel ya. Süper ya. Vallahi tamam bunu gayet güzel. Bunu eve mi asmam lazım? Ne yapmam lazım? Evet evine asabilirsin ama. Gideceğim eve asacağım. Ülkemde de renklendirme çalışmaları yapıyorum. Birçok mimarlık ve çevre projenin danışmanları yapıyorum. Biliyorum canım ya bayağı aldın başını gidiyorsun. Bu köprüleri falan boyayacaksın mı sen ne yapacaksın? İnşallah bekliyorum. Ya peki bir şey söyleyeyim mesela köprüyü hangi renge boyarsak şu İstanbul trafiğini şey yapar çözer? Bir söylemeyeyim onu. Söyle mi? Evet. Ha, o ama proje, mesela onu satacağım. Yurt dışına gittiğim zaman üzülüyorum ülkemde çok renk yok. Tarih var, doğa güzellik hiçbir yerde kıyaslanacak ölçüde değil. Ama renk eksik. Bu yüzden birçok turist kaybına uğruyoruz. Mesela Bodrum. Onu renklendirmek çok istiyorum. İşte mavi beyaz Bodrum. Beyaz ve boş bir tuval gibi. Enerji yok. Mesela yerli turist var, yabancı turist yok. Marina'dan mesela geçerseniz bir mil uzaktan baktığınız zaman boşlukta mezara bakıyormuş gibi. Boş bir tuvale. Onu renklendirmek gerekiyor. İnanın her şeyi değişecek. Renk cesaret ister. Vay be. Denizi boyayabiliyor mu? Denizi boyayamıyorsunuz ama binaları boyayabilirsiniz. Denizi. Mesela karşı tarafta Yunan adaları var. İncelediğiniz zaman gittiğiniz zaman salaş yerler ama renklerle süper. Santorini, Mikanos'un yani oraları. Evet, mutluluk veriyor. Mesela iskemliler plastik değil, ahşap ama belediye belirliyor renklerini. Bu arada Bodrum'da da gönüllü olarak çalışabilirim danışman olarak. Renk ya işte bak olarak. Bu Yüksel abiye sen şimdi Bodrum'dan gelmişsin söyle bak. Yüksel abimiz Bodrum Yüksel, bence sevgili Yüksel Çağlar babama Bodrum çok şey borçlu. Orada çok büyük, çok önemli projeler yapan ve Bodrum'u çok özel bir duruma getiren insandır bana göre. Sever misin Bodrum'u? Çok severim. Tabii özellikle sevgili Yüksel babam sayesinde şimdi daha çok seviyorum. Öyle mi? Çünkü çok güzel şeyler yapıyor. Orada o projelerin içinde ben de gidip yer buluyorum kendime. Güneşleniyorum. Süper. Ama bir şey söyleyeceğim. Bodrum'da hani tamam geneli beyaz ama o hani çivit mavisi renkler, morlar, arada begonviller falan ben çok renkli. Denizden geçerken ama öyle bir etkisi yok. Bir de insanlar renkli diye biraz da az renk kullanıyor olabilir mi? Şimdi acaba? Ben çok renkliler bence orada. Dünyadaki örnekleriyle kıyasladığım zaman konuşuyorum. Mesela Yunan adalarına gittiğin zaman daha bir renk var. Çünkü belediye belirliyor çerçeveleri bile. Ufacık salaş ortamlarda mutlu oluyorsunuz. Odur yani olayımız. Renkle evet. Mutlu olursunuz. Peki ben bir şarkıyla yani renklendirsem olmaz mı şimdi şu ortamı? Şarkılar mesela ne renk? Vallahi şarkıların rengi olmaz. İlki beyazdı abi yani. Hani güzel miydi? Kar beyaz güzeldi. Ama kar beyaz güzeldir. Güzeldi. Yani ölüm renginin de kar beyaz olduğunu düşünmüyorum. Yani meclisimizden uzak. Uzak. Yani sonuç itibariyle. Yok yok o kadar uzaklaştırma. Yani şey öyle ama yapılan araştırmalarda şey da ne olursa olsun her şey bizim için. Obezitede segah makamı dinlemek çok iyi geliyor. Öyle mi? Evet. Anam onu da mı öğrendin? Makamı çok ağır bir makamdır. İşte uykusuzlukta ve obezitede. Obezitede. Kas kramp ağrılarında. Beyin nöronları üzerine çok büyük etkileri var. Segah dinleyeceğiz. Tabii uyuyunca yiyemiyorsun. Metin bol miktarda vişne yemek. Teşekkür ederim. Melatonin. Mesut Bey. Vişne. Sevgili evet, tam zamanı. Metin ben de boş değilim. Tek bir mucize gıda. Çok şükür hani uzun evet, daha yanıyız. İki dakikaya Metin'in şarkısını alıyoruz. Bir üstü kalsana bir iki şey sormam lazım Metin abi. Tamam estağfurullah. Sonra, adamlar 2008 yılında kurmuşlar. Doğru mudur? Doğrudur. Doğru. Güzel. Kimler kurdu el kaldırsın? Tamam pişman mısınız? İyi gayet iyi gidiyor. Yine o sayıda yapar güzel mısınız? Peki Özgür Özkan ve Uğur Toprak. Özgür Özkan davul çalıyor gördüğünüz gibi arkada. Sınıf 2010 filminde oynadın mı? İzledim yani. İnkar edin. Bir de programda evet orada bulundum. Bulundun mu? Evet. Ya oradan hatırlayayım. Metin abi gördün mü? Nereden hatırladın? Ya inkar et dedim sana. Etmedi.
Ya o onun kardeşi de olabilir. Gayet güzel. Sonra efendime söyleyeyim. Devam etmişler. Bu şey çok ilginç. Tekirdağ'da rock müziği sevdiren ilk grup. Bu ne demek ya? Daha önce Tekirdağ'da rock müzik yapan birkaç grup vardı. Fakat pek şans verilmiyordu onlara bar mekanlarında, ortamlarında. Genelde Tekirdağ'ın şablonu 9-8 üzerine kurulmuştur. 9-8 güzeldir tabii yani. Oyun havası. Şu fasulye 2,5 lira öyle... Yani öyledir. Yani öyledir. Balkan havası falan. Yo, biz de severiz. Yani yadırgamak için söylemedim. Fakat biz kendi tarzımıza çıktığımızda ilk başta çok fazla tepki gördük. İnsanlar işte mekandan çıkmaya falan başladılar. İşte kulaklarını kapattılar falan. Sonra bir ay sonra fullledik mekanı. Yani artık güzel yani. Şimdi. Aslında kumsaldan başlayıp mekanla doğru yürüseydiniz daha doğru düzgün. Mekan kumsaldaydı zaten. İnsanları toparlayıp kolay oldu. Yani. Tabii tabii. Hadi 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 yürüyelim mekanı. Tabii canım tabii. Çok güzel. İlk albüm Yalnızız. İlk niye bu kadar pesimist? Niye yalnızsınız? Neden? Tiplere bakınca böyle yalnız kalacak adamlara da benzemiyorsunuz ama. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Aslında o sembolik bir yalnızlıktı. Yalnızlığın bir seçim olduğunu düşünüyoruz biz. Bu bir kader değildir. Tamam. Biz bu albümde yalnız olmak istedik. İkinci albüm belli olmaz. Tamam olur. Ya ama yani ilk albüm Yalnızız diye şey çıkarsa abi yani şey. Burada kalabalığız olması lazım. İlk albüm satması lazım. Albümün üçüncü şarkısı Yalnızız. Biz çok seviyorduk o şarkıyı. Öyle bir şey yapalım dedi. Bak sizi bir yerde kalabalık görürsem vallahi kafanı yıkarım. Siz yalnızsınız. Bana öyle yedirdiniz. Biz yalnızsınız diye. Çok güzel. Evet Metin Şentürk hazır bulmuşken ne söyleyelim Metin? Abi şimdi söyleyeceğimiz çok güzel bir şarkı. Tuval grubundan. Sevgili dostumuz İskender Bey'in bir şarkısı. Tiryakinim ama buraya gelirken o kadar çok insan aradı ki beni. Mesela şu anda Eskişehir'den sevgili başkanım Halil Ünal izliyor bizi. Hamza Balcı Bodrum'da izliyor. Ve Brooklyn'den. İzleniyorsun şu anda. Sen zaten biliyorsun. Beni nasıl izliyor ya? Yemin ediyorum şu an saat sordular bana. Orada saat 5 civarı. Yusuf sevgili gittiğinde bir Yusuf yat uyu kurban olur. Yok yok uyuma Yusuf. Aman ha daha orada saat gündüz 5. Ha gündüz 5 uyuma tabii, ya gündüz 5. Uyuma canım uyuyor. Yusuf'um seyretmeye devam et. Ve bütün dostlar bu şarkıyı bekliyor. Ve herkes için tiryakinim demek istiyorum. Diyelim abi ben de senin tiryakinim. Ben de senin. Arkadaşlar tiryakinim. Benim arkadaşlar tiryakinim. Ben şahitsiniz, pişmanım zehir gibi yanıyor yüreğim. Tiryakinim, her sokak lambasında senin yüzün bilirim. Titriyor ellerim. Çok mu söyle, yalvarsan da seninim, çıldırtsan da seninim, tiryakinim, tiryakinim. Son bir isteğim senden, bir daha deneyelim. Bunca yıl sonra yine, bu istek çok mu söyle, çıldırtsan da seninim, yalvarsan da seninim, tiryakinim, tiryakinim. Kaldırıma uzanmış karanlığı beklerim. Bulutlar seni çizmiş tiryakini. Yıl sonra.
sonra yine bu istek çok mu söyle? Çıldırsan da seninim, yalvarsan da seninim, tiryakinim, tiryakinim. Son bir isteğim senden bir daha deneyelim. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle? Yalvarsan da seninim, çıldırtsan da seninim, tiryakinim, tiryakinim. Son bir isteğim senden bir daha deneyelim. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle? Yalvarsan da seninim, çıldırtsan da seninim, tiryakinim, tiryakinim. Son bir isteğim senden bir daha deneyelim. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle? Merhaba, makyaj yapan bir kadın hayatı boyunca ortalama 3 kilo ruj harcar. Evet, arkadaşımız Gökhan Çalık ruju yedi. 3 kilo ruj harcar diye. Aydan, bugün niye bu rengi giydin? Bugün yeşil tercih ettim, sevgi kapasitesini arttırmak için. Yeşil, mesela hani ekran çıkarken mesela ben de yeşil giymeli miyim? Yani bu renk bir yeşil. Biraz şey de kravat olarak kullanabilirsin. Aksesuar olarak kullanabilirsin. Aksesuar olarak. Tabii ki. Yani takım elbise giymek güzel, siyah, ama içindeki renkleri aksesuarına değiştirebilirsin renk olarak. Renk olarak evet. Değiştirilebilir. Bayanlar için de bu kolay. Peki renkli kişilik dedikleri ne? Hayattan zevk alan insanlar. Peki renkli. Onlar gerçekten renklerini bulmuş insanlar mı? Renkleri kullananlar gerçekten mutlu olan insanlar. Rengi kullanmayanlar, elektromanyetik alanlar kirlilik var. Gerçekten mutlu değiller. Kendilerini maskeliyorlar. Sürekli siyah giyen bir insan maskeliyor. Sürekli gri giymek. Mesela gri giydiğiniz zaman sürekli kendinizi boşlukta hissederiz. Mesela cenazeye gittiğiniz zaman insan çoğu gri renk giyer. Önünüzü göremezsiniz. Hava patladığı zaman yağmur yağmadan önce etraf bir gri olur. Kendinizi boşlukta hissedersiniz. Bu yüzden hatta light ürünler gridir, benim enerjim yok der. İş görüşmelerinde tercih edilen olmazsınız. Öyle bu mi? Yüzden kırmızı bir objeyle tamamlayın. Şimdi mesela ben uzun süredir işsizim. İş görüşmesine gittim. Kırmızı, ne giymem gerekiyor? Kırmızı bir aksesuar kullanmak zorundayım. Abi kırmızı transparan bir şey giyersen direkt işe olmuyor. O biraz gittiğin işe de bağlı Metin ya. Mesela siyah bir takım elbise giydiğiniz zaman serotonini baskılar, melatonini arttırır. Aslında uykuları getirir ama beyaz gömlek serotonini arttırır, mutlu eder. Kullanacağınız kırmızı kravat ise enerji verir. Yani İlker soyundular arkadaşlar. Siyah o kadar kötü dedin ki. Tamam hayır. Artık şey yapıyoruz. Çocuklar gerçekten. Şimdi her gün bir renk giymek doğrudur. Hafta 7 gün tayfi 7 renk her gün bir renk kullanır. Her gün değişik bir renk mi kullanmamız? Evet. Yani aksesuar olarak kullanırız. Evet. Ama yani vücut ihtiyacını belirler. Hayır, mutlulukta hep renk vardır. Renkler hep mutlu eder. Mutsuz etmez. Bir şey söyleyeceğim ya. İnsan kendi rengini nasıl bulur? Vücut ihtiyacını belirliyor. Siz fonksiyon olarak yaklaştığınız renkler sizin ihtiyacınız olan renklerdir. Ha. Bazı dönemlerde bazı renkleri giyersiniz. Sonra uzaklaşırsınız. Uykusu probleminde daha çok eflatunlara yönelilir. Baş ağrısı, migrende, su içmeme probleminde çivit mavisi etkili bir renktir. Çivit mavisi. Evet, kabızlık probleminde turuncu etkilidir. Turuncu. Evet, turuncu besinlerle beslenmek ve ya da tuvalette turuncu bir obje kullanmak. Yer paspası gibi. Klozeti evet. Mesela şey. Evet. Ya da yer paspası. Evet. Kilo kontrolünde de çivit mavisi bu arada çok önemli. İştah kapatan tek renk çivit mavisi. İştah azaltan renk eflatun ve pembedir. Eflatun, pembe, çivit kilo mavisini kontrolünde. Bir araya gelince bildiğin diyet oluyor yani. Evet. Yani burası. Ekstra bir şey harcamaya evet, gerek yok. Yani burası. Acıkmazsınız. Bu arada yemek yerken klasik müzik dinlemek, ağır bir müzik dinlemek yemek seyrini düşürür. Daha az yemek yersiniz. Öyle mi? Evet. Ya inekler mesela klasik müzik dinleyerek bol bol süt veriyormuş. Ya çok enteresan bir şey. Bu klasik müzik hayırlı bir şey yani. O gerçekten çünkü yemek seyrini düşürüyor. Metin Şentürk şarkılarını dinleyerek yani neyi yükseltebiliriz? Enerji enerji mi? Yükseltebilirsiniz. Değil sevgi mi ya? Yükler. Ben direkt obeziteyi arttırıyorum abi. Paso yemeği vuruyor insanlar kendilerine. Ben obeziteyi arttırıyorum. Paso. Peki Metin abi ya şöyle bir hikaye olmuş. Geçenlerde hastalara göz muayenesi yaptın. Hafif bir kaçıklık var mı sende? Var. Göz muayenesi niye yapıyorsun abi? Ya abi
ne gördün? Ya orada vallahi çok güzel şeyler gördüm, anlatamam sana. Anlatılacak gibi değil diyorsun. Şimdi o şeydi, bir hastanemizin açılışıydı. Hı. O hastanenin bu konuda çok büyük emek verdiğine dair Avrupa Göz Hastanesi'ydi. Reklama girdi mi bilmiyorum. Mahsus söyledim. Ya abiciğim ne yaptın ya? Tamam ben duymamış oldum. Tamam evet. Heh. Ondan sonra orada o hastanenin çok önemli hizmetleri var. Ve çok da sayısal olarak Anadolu'ya da hizmet veriyorlar. Ve vermeye devam edecekler. Oraya bir dikkat çekmek için. Benim yaptığım şeylerin içini iyi okumak lazım. Ben bir zıpırlık olsun diye yapmıyorum yaptığım her şeyi. İyi de pardon özür dilerim de ne yaptın yani? Abi tamam. Ben şimdi orada o hastanenin varlığını bir şekilde habere veya o hastanenin arttığını veya o hastanenin varlığını habere çevirmem için muayene olmaya gitmedim oraya. Oraya gittiğimde o doktor kıyafetini giydiğimde o hastane için haber oldu. Peki ne yazdın adamlara? Dolayısıyla adamlara vallahi göstermesi biraz enteresan. Göstermesi yaptım. Etrafa dikkatli bak. Dikkatli gözlerle bak dedik. Bir de sevgiyle bak. Reçetem bu benim. Ha, hikaye. Sevgiyle bak. Her şeyi güzel optik görürsün. Optik bir şey yazmalı güzel yani. Güzel bak. Ama her şey optik değil. Her şey ilaçla düzelmiyor ki hayatım. Doğru diyorsun. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu çok samimi inandığım bir şey. İlaçların düzeltemediği öyle ölümcül hastalıklar var ki sevgiyle ve inançla düzeliyorlar. Düzeltebiliyorsun. Azimle ben bunu annemin ömrünü uzatmakta yaşadım. Yani buna yürekten inanın. İlaçlar siz kendiniz için hiçbir şey yapmazsanız ilaçlar sizin için hiçbir şey yapmıyor. İnanacaksınız, kendinize sevgi vereceksiniz. Karşınızdakine sevgi vereceksiniz ve onu inanç ve hırsla destekleyeceksiniz. Dolayısıyla bunların hepsi de birer ilaçtır. Anlayabilene ama. Yani bunu anlamak da lazım. Evet. Bir şekilde. Yani ben oraya gidip etrafa sevgiyle bakın. Hı. Ve sevgiyle baktığınız zaman daha başka şeyler de görebileceksiniz. Kesinlikle. Her şey başka türlü bir tek yolla anlatmamak lazım hayatı. Ya. Doğru diyorsun ya. Bu aslında müthiş de bir ironi ya da metafor yapıyorsun. Ama bu şöyle anlaşılıyor olabilir. Bir kısım böyle göremeyen ya da görmek istemeyen insanlar tarafından ya da algısında biraz sorun olan insanlarımız da olabilir. Ben de bazen algıda bende de sorun oluyor. Bu ayıp bir şey değil. Hı hı. Ama benim neticede niyetim iyi. Hmm. Düşüncem iyi ve ben çok farklı şeyler yapıyorum. Bazıları çok çöpe gidiyor, bazıları çok iyi anlaşılıyor ama yapmaya devam edeceğim. Çünkü peki bir şey söyleyeyim, kendini şöyle bir barışık olma durumun bazı insanları rahatsız ediyor. Ya bu kadar da insan kendisiyle nasıl barışık olur diye düşünen oluyor mu? Oluyor tabii. Maske takıyordur diyen oluyor. Yani yalandan yapıyor. Yok yok kesin görüyordur bu. Tabii. Yan oluyor değil mi? Ben hep söylüyorum bu ülkenin yarısına göre bestekar, yarısına göre sahtekar. Hangisi mutlu ediyor seni? İkisi de. İkisi de güzel. Abi ben muamma olmayı seviyorum ya. Fark etmez yani. Şimdi bir şeyin kim yani nasıl bilindiği önemli değil. Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Ben inandığım şeylere doğru yürüyor muyum? Doğru. Ve bütün mesele ben bu hayatı seviyor muyum? Ve bütün mesele nefes alıp verdiğim o iki anın arasını iyi doldurabiliyor muyum? İnsanlar iyi doldurabilsin diye bir şey yapabiliyor muyum? Tamam tüm bunların yanıtı evet. Nedir? Tüm bunları evet diyorum. Yapabiliyorum. Evet. Peki, evet diyor. Ve ben bu ülkede hayatımı sona erdirdiğimde en az borçla ölen insanlardan biri olacağım manevi anlamda. Güzel. Bu çok harika bir şey. Peki abi bir şey söyleyeyim. Bu ölüm deyince Allah korusun yine de. Niye korusun geçen abi? Nisan ayında ulaşacağız orada. Bir şey söyleyeceğim. Nisan ayında çıkan öldü haberlerini doğrulamışsın. Bu ne demek ya? Öldü haberi. Öldü haberini yalanlayan bir sürü adam gördüm. Ya abi. Sen bildiğin doğrulamışsın abi. Evet baktım. Öldüm diye. Evet ben öldüm yani ne yapabilirim ya? Birinin kafasında kalbinde öldüysem yaşatmaya çalışmanın ne anlamı var? Ha doğru mu? Ya öldü haberlerini doğrulayan bir adam. Ben onun için ölmüşüm. O doğruluyorum. O benim yaşadığımı bilenler yine biliyor. Ha. Dolayısıyla birinin doğrudur, ölmüşümdür. Ve kalbinde ölmüşsem bırak öleyim orada ya. Bırakınız öyle ölü kalayım efendim. Tabii. Yani kendi arzumla ölmek öyle bir lüksüm olabilsin yani. Eyvallah ya. Çok güzelmiş. Yonca, oyuncu oynadığı rolle hep bir savaş halinde olmalı, çatışmalı diyorsun. Hakikaten böyle yani bütün rollerine dövüşüyor musun? Hep bir savaş halinde misin? Evet. Çünkü başka türlü çıkmıyorlar. Yapma ya. Sorma. Ne yapıyorsun ki bunlara? Ne diyorsun bu role? Özel bir şeyiniz var mı? Diyaloğunuz? Gerçekten oluyor. Şöyle ki özellikle bu kötü rollerde daha doğrusu onları savunmak zorunda kalıyorum. Yani kendime o rolleri oynayabilmek için inanmam lazım o kötülüklere. Tamam. Ve kendimi ikna etmem çoğu zaman zor oluyor ve orada işte role çatışıyorum. Çatışmaya yani, giriyorsun. Tabii. Peki yani bu çatışma sahnelerini
çatışma sahnelerini topladık. 1 dakika 38 saniyede topladık. Bakalım nasıl çatışıyor musun? Verin arkadaşlar, çatışmayı izleyelim. Bu iş mahkemede çözülecek. Salaksın sen Bahadır. Su katılmamış salaksın. Ne işi var o avukatın burada? Zafer'e dava açacaksın da eline ne geçecek? Anlaşılan hepiniz iyice korkutmuşum ha? Kimsenin senden korktuğu falan yok. Abimi mahkemeyle mi korkutacaksın? Nerelerde tanıdıkları var bilmiyor musun? Ben bu adama aşığım. Sen Türkçe anlıyor musun Türkçe? Bana yardım edemezsin. 24 saat kızsan da duygularım değişmiyor. Lütfen sakin ol. Oteli ayağa kaldırıyorsun. Birileri duyacak. Duysun. İlginç olur yani. Bir kadın aşkını bağıra çağıra ortaya döküyor. Mevzu çıkar millete. Ya hiç gururun falan da kalmadı senin. Ya adam bildiğini okuyor. Sen odanda oturup onu elinde nasıl tutabileceğini hesaplıyorsun. Ayıp be ayıp. Ya seni böyle göreceğime bir yıl önce asla inanmazdım. Ev kadını salak aşık Bahar. Sadece çocukların babalarının ne mal olduğunu öğrensinler istiyorum. Ne demek babalarının ne mal olduğunu öğrensinler? Öyle ama. Çocuklarımın babaları bir şırfıntıyla beraber maalesef. Canım öyle bile olsa çocuklarına bunu mu öğreteceksin? Çok ayıp. Senin ben ta... Oğlum sen kendini mi öldürteceksin lan bana? Ne geziyorsun dibinde? Deli misin sen? Aman Azer ya. Sen beni öldürecek olsan şimdi 50 kere öldürürdün. Hadi hadi. Boş beleş konuşmayı bırak da. Suat'la ne işler dönüyor aranızda? Sen izliyorsun değil mi Metin Yonca'nın dizilerini? Abi ben denk geldim mi kaçırma. Abi bir şey söyleyeyim abi. Şakır şakır dizilerin ismini söyledin abi. Benim evet ama bu. Şöyle. Dublajlarımı bile söyledi. Hadi ben ya. Yonca'nın evet, sesini başka dizilerde izlediğim ve mesela oynamadığı ve seslendirdiği diziler olduğunu anladım şimdi. Çünkü o kadar çok yerde sesi var ki. O seslenmişsin. O kadar çok yerde oynamış olamaz yani. Olamaz değil mi yani? Ama o kadar çok yerde sesi var ki. Evet. Şimdi anladım ya, o kadar da seviyordum. Sen izler misin çok televizyon, izliyor musun Metin? Ya ben çok fazla televizyon izleyemiyorum ama çok mesela film seyretmeyi çok seviyorum. Yani böyle seçtiğim şeyler oluyor, çok böyle dramatik şeyler. Şimdi alt yazılı dersen stüdyoyu terk edeceğim. Bak demezsin artık yani o kadar onu değil mi? Seçtiklerinin %80'inde de ben konuşmuşum herhalde. Allah değil ya, mi? Sen evet ama yani şey gerçekten bayağı ses verdin değil mi? Böyle hani bilindik yabancı ses var mıdır? Tabii. Kimler? Kimleri konuşuyorsun? Ay hiç hatırlamıyorum. Demeyeyim buradan başlayarak görürüz öyle. Abi ama bak ben 91 senesinde okula girdiğimin ikinci yılında Allah rahmet eylesin Zeki Müftüoğlu hocam. Of. Eba çekirge. Ya gerçekten öyle. Ona gittim ve şey dedim. Hocam dedim dublaj nasıl bir şey yani ben çok öğrenmek istiyorum ne yapacağım falan. O da beni TRT'ye yolladı. Orası zaten okul. O zaman evet. Muhteşem bir yerdi yani. Tijen Parlar. Red Stüdyo'da nefes alacağım da sesim çıkacak diye aklım çıkıyordu. Müthiş bir disiplinli bir eğitimden geçmiş olduk orada ister istemez. Saygıyla bu işe, sevgiyle nasıl yaklaşıldığını, nasıl doğru yapılması gerektiğini onlardan öğrendim. Ama muhteşem bir dublaj yeteneğin var senin. Ay çok ya. Teşekkür ederim. Başlıyor musun? Kesinlikle bak, sen daha seçicisin o anlamda evet, yani. Evet tabii ki. Doğru, hani, o daha çünkü. Kıymetli. Çok evet, daha şey. Tabii abi ben çünkü geçmişte radyo tiyatrolarını... Ve arkası yarınlar asla kaçırmazdım. Kerim Avşar'dan, Işık Yener'den, Ayten Gökçer'den, girme bu konulara. Yıldırım Bozkurt'tan yani inanamazsın. İşte düşünsene o insanlarla birlikte TRT'de eğitimden geçiyorsun ve işte kaç sene olmuş 91 desek bayağı olmuş şey yani. Bu arada ya tabii Yonca'nın belki bilmiyorsunuzdur babası Türk sinemasının çok önemli ustalarından Sayın Mahmut Çevher. Mahmut abiye buradan sevgilerimizi iletiyoruz, ellerinden öpüyoruz. O aksa saçlar beyaz mı? Beyaz. O beyaz saçlarından da sakallarından da beyaz ekstra öpüyoruz. Size saygılar gönderiyoruz. Sakalı evet. Kesti mi ya? Kesti. Yapma be. Yani dede olunca değil mi böyle bir şey? Torun daha çok öpsün diye. Evet. Torunla birlikte o kişilik de değişiyor. Tabii peki ama yani şimdi galiba sen oyuncu olmak istediğinde Mahmut abi seni karşına almış ve anlatmış. Bak anlat. Bizim Yeşilçam'da biz bunları çektik, evet. Bunları çektik. Aynen öyle. Zaman zaman Mahmut abi beni de alırdı karşısına. Bak oğlum biz bunları çektik bunları. Ya peki sen buna rağmen niye yılmadın? Ya düşün Mahmut Çevher gibi bir usta sana yapma evladım diyor. Çok istedim herhalde. Hadi ya. Gerçi neyi istediğimi de çok bilmiyordum. Ben hani liseyi bitirmek üzere olduğum anlara kadar ne meslek yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Yani oyuncu olacağım diye çocukluktan falan gelen bir aşkla yanıp bitmiyordum, ölmüyordum yani. Lise sonunda falan ben karar verdim oyuncu olmaya.
Peki babanın filmleri falan izleyerek mi oldu? Yani herhalde etkilenmişimdir muhtemelen. Hı-hı. Hani genelde öyle olur ya, doktor ailenin. Genetik çocuğu, faktörler. Evet, doktor olur. Ne bileyim, avukat olur. Hani başka bir şey görmediğim için belki de. Hı-hı. Gerçi annem de ilkokul öğretmeniydi ama. Demek ki babamın genleri ağır bastı. Bir oyuncu oldu. O zaman oyuncu eğitmeni oldun. Belki de yani. Ha, değil mi? Değil mi? İki durumu da birleştirdin. Bu iyi bir şey. Peki gerçekten baban haklı mıydı? Yıllar sonra baktığında... Çok da pişman değilsin oyuncu olduğunu. Hiç pişman değilim. Asla değilim. Ve benim anladığım Twitter'dan yani, gelen şeyden de mesajlardan öyle gördüğüm mi? Kadarıyla seni izleyenler de pişman değiller. Ay, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Bu iyi bir şey ya. Gerçekten. İnsan yani, böyle anılmasın. Müthiş. Tabii ki. Tabii ki. Çok severek yapıyorum işimi. Dublajı da öyle. Hı-hı. Yani hiç bırakmadım. Oyunculuk keza öyle. Tiyatrom devam ediyor. Şimdi ona geleceğim. Hı-hı. Tiyatroya bir gelelim istersen. Kaç para kaç. Kaç baba kaç. Kaç baba kaç. Hı-hı. Kaç para kaç kiminde? O Haldun Dormen'de. Kaç yok, baba kaç, kaç baba kaç Haldun Dormen'de. Öyle mi? Kaç para kaç? Onu aa bilmiyorum. Onlar bizim Uygurların. Tamam tamam. Ya, Uygurlarla Dormen'de arkadaşlar. O ya film galiba. Yani, yok yok. Yarışma mı? Mıydı? Yok yok, o bir oyundu. Bizim Uygurlar oynadı kaç para kaç. Bence sen fazla zorlama bu. Oradan değil mi? Kaç. Emin değilim. Ya aman bir kaç tane. Kaç oradan kaç kaç. Parayla kaç, baba kaç. Ben kaçtım oradan ya. Kaç oradan. Para baba karıştı. Kaç baba kaç. Evet, geçen sezon ben zaten konservatuvardan mezun olduktan sonra Bakırköy Belediye Tiyatrosu. Müşfik Kenter'in davetiyle büyük bir onur duyarak tabii ki. Görüşmeler. Bakırköy, Allah rahmet eylesin, ben çok bunu söyleyemiyorum. Çünkü ölmüyor. Yani şey oluyor. Ölmüyor tabii ki. Gerçekten. Ölmüyor. Ustalar ölmez. O bambaşka bir şey. Ustalar bambaşka bir şey. Hala şeyde misin Bakırköy Belediye Tiyatrosu? Evet evet. Kadroluyum ben orada. İşte Müşfik Hoca'nın vasıtasıyla 98-99 sezonunda girdim. Sonra kadroya girdim. Hmm. O seneden beri de Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın oyuncularındanım. Ya ne güzel. Bakırköy geçen Belediye sene... Tiyatrosu diye bir şey var. Evet evet. Harika bir şey. Muhteşem bir yer. Binamız öyle. Hmm. Yani mabet gibi. Ben oraya girdiğim an... Bambaşka bir şeyin, auranın içinde hissediyorum. Şehir tiyatrolarından sonra kurulan aslında ilk tiyatro. Üçüncü ödenekli tiyatro Bakırköy Belediye Tiyatroları. Bravo. Zeliha Berksoy'un çabalarıyla, çok üstün çabalarıyla gerçekten kurulmuş bir tiyatro. Ve hala da onun kurduğu şekilde işte devam ettiğimiz. Kimler var şimdi şeyde? Tiyatroda kimler var tiyatroda? Oyunculardan mı? Oyunculardan. Vallahi şimdi zorlama çok... değil, tanımazsın deyip kapatabilirsin konuyu. Yani aslında ne kötü ki öyle. Hani tiyatro oyuncuları çok da tanınmıyor gerçekten. Gül Onat var. Tanıyoruz. Meral Çetinkaya vardı. Tanıyoruz. Emekli oldu. Pekcan abi vardı. Rahmetli oldu. Pekcan Koşar. Pekcan Koşar. Hı hı. Sen gerçekten büyük ustalarla büyük sahneler paylaşmışsın. Ben o kadar şanslıyım ki. Bu genetikte sağlam. Mahmut Çevre'nin kızı. Baksana oynadıkları sesler. Bir de benim konservatuvarda hocalarım da yani inanılır gibi hocalar böyle değildi. Tabii. Haluk Kurdoğlu, Allah rahmet eylesin, Zekai Müftüoğlu, evet ya. Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Raik Anlı Açık, Mahir Günşiray, hı hı. Cihan Ünal. Harika. Oo, yani biz çok 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 şanslı. Sonuçta sen bu işin menbaında yetişmişsin. Gerçekten. Evet. Nasıl ya? Gerçekten. Yani şey yönünden kendimi çok şanslı buluyorum. Hani tiyatro oyunculuğuyla dizi oyunculuğu ya da sinema oyunculuğu hep farklıdır ya. Ben de hepsinden böyle hani parça parça da değil, bayağı büyük büyük dolu parçalar dolu. Halinde dolu dolu vardı hayatımda hep. Dublajı da ben çok istedim. Çok üstüne gittim. Hala da büyük bir aşkla yapıyorum. Şimdi bile işte dublajını yapmaya gittiğim stüdyoda bazen öyle filmler konuşuyorum ki yeşim var, hatta yeşim kopan, bundan sevgilerimi iletiyorum. Ne, boynuna sarılıp şey dedim, bu filmde konuşturduğun için beni çok teşekkür ederim. O kadar büyük zevkle çıkıyorum ki ya. Son konuştuğun film hangisi ya? My Life. My Life. Ekta ile beraber konuştuk hatta. O Yekta Kopan neydi? Yekta Kopan. Vay be abiciğim. Yani muhteşem bir şey. Gerçekten hani yaptığım işle mutlu oluyor olmak kesinlikle. O kadar güzel bir şey ki. Güzel bir de üstüne şey. Para veriyorlar. Evet. Bir de öyle bir dünyada şey var ya. Dünyada en güzel şey. Ya ben de yaptım seslendirme. Evet. Kırmızı noktalı filmlerde vallahi. Aa. Ya. Tabii tabii. Chucky'yi falan ben seslendiriyordum ya. Chucky, Chucky'nin gelini. Chucky'nin gelini olunca ben biraz bozdum. Ondan sonra zaten gönderdiler beni. Yonca seninle ilgili çok da önemli bir şey var. Biraz da Aydan'ı ilgilendiriyor. O yüzden soracağım. Sen de renklere çok önem veriyormuşsun. Renklerin seni mutlu ettiği kadar mutsuz ettiğine de inanıyor musun? Kesinlikle. Hatta Velid'in odasını şey sütlü kahve mi? Kahve çikolata rengi mi? Çikolata. Çikolata kahve. Rengine mi boyattın? Evet evet. Boyatmıştım. Anam, ha ya bit derse çocuk bitti zaten. Hani hakikaten bit der. Çok hızlı olur, hareketli olur. Çikolata ya şey hareketli çok olur. Acayip yani kesinlikle renkler konusundaki zevklerinize saygı duymuyor insanlar ve şeyler
Ben Ali Deniz'in odasını koyu kahveye boyatmak istediğimde boyacı geldi, sordu işte hangi odaya hangisini boyayacağız falan filan. Ben de gösterdim, bu dedim işte çocuk odası. Abla bu çocuk odası olmaz ki dedi. Niye dedim? E koyu bu dedi. E ben koyu istiyorum dedim. Olmaz dedi. Nasıl olmaz ya? Boyasana arkadaşım yani. Ben öyle istiyorum. Evet, vücut ihtiyacı ciddi belirliyor. Belli dönemlerde vücut ona yöneliyor. Mobilyaları krem rengiydi. İşte turkuazlarla falan renklendireceğim. İşte, adam onun ilerisini bilmiyor ki. Tabii sen ki boya. Çok karanlık olur diyor. Ne yapacaksın çocuğu mezar gibi? Tövbe yarabbim, neler söyledi neler söyledi. Ama güzel bir şey. Seviyorum ben madoncuları ya. Baya ben de inatlaştım yani. Odayı boyatmak için başına gelmeyen şey kalmamış. Asla vermiyor. Hayır, şey de komik. Hani o karıştırarak renkler yapıyorlar ya. Evet. Şimdi yaptı adam, benim istediğim renk çıkmadı. Dedim ki biraz daha bunu koyulaştırabilir misin? Çok koyu olur ama ya üstünü yapayım. Lütfen. Diye. Böyle bütün şey nezaketimle ben böyle onu koyu yaptırana kadar bir odayı da lacivert boyamıştım. Onu da çok zor elde ettim. Lacivert yani, kabul etmiyorlar. Evet. Tabii şey elektron renkler. Bir şey söyleyeceğim. Bu enteresan renkler değil mi seçtiği? Vücut ihtiyacını belirliyor aslında. Muhakkak bir yerinde. Vücut böyle lacivert mi çekiyor? Canım bugün lacivert çekiyor. Ben o dönem, lacivert. Yalnız o dönem, pardon. baş ağrısı, migren olabilir. Vallahi hiçbir şey olmadı. Hayır. İhtiyacınız oldu, başınız ağrıdı dönemlerde bunu tercih etmiş olabilirsiniz. Başım ağrıdığı için evet, oldu. Evet, evet. Vücut ihtiyacını belirliyor. O bölgenizi tedavi etmiş oluyorsunuz aslında. Haydi bakalım ya. Ve çok gayet iyi formda, mesela iştah kontrolü. Su içmeniz gayet dengeli olur. Evet. Bu lacivert mi yapıyor bunların hepsi? Evet. Biz la böyle lacivert. Ya bir de şöyle bir şey vardır Aydan. Hani bazı renkleri giydiremezsin. Delikanlı adamı bozar bu ya. Yok artık bozmuyor. Bozmuyor mu dersin? Moda renkleri hatırlatmaktır. Ha. Makyaj güzel olan yerlerin renkli altını çizmekti. Bunlar da benim cümlelerim. Güzelmiş ya. Vallahi güzelmiş. Ağlamak peki, duygusal terlemedir. İşte onu diyeceğim. Ağlamak duygusal terleme. Ne demekmiş ya? Ağlamak aslında vücuttaki manganez seviyelerini düşürmektir. Yani manganezin fazlalığı vücutta gerginlik, huysuzluk yapar. Ha. Çocuklara derler aman sakın ağlama erkek çocukları. Bırakın ağlasınlar. Manganez seviyeleri düştükçe rahatlar. Ha. Evet, ağlayınca bol metin şart. Soğanın ağlatmasına benzemez soğan kabuklarının. Çünkü orada bir doğal yaşarma yoktur. Ama kimyası olarak ağlama manganez seviyelerindeki düşüklüktür. O zaman Türk dizileri sağlığa yararlıdır yani, evet, manganez açısından. Sevgi de soğan sarımsak gibidir. Her şeye çok iyi gelir. Sevgi soğan sarımsak gibidir her şey. Evet, ıspanak gibi. Bu gece herkes anlaşıyor. Renklerde anlaştık. Evet. Sevgide anlaştık falan. Bu arada çocuğu süper olanların sınava gireceklerinde mutlaka civciv sarısı kullanmaları gerekiyor. Civciv sarısı mı? Limon sarısı. Ama almaz ki sınav salonuna. Bu ne lan diye? Hayır. Çalışma masalarının o kısmını sarıya boyayabilirler. Mesela final vize zamanlarında civciv sarısına mı boyayacak? Sarı renkler, bir sarı aksesuar, sarı bir kalem kutu. Valla oturup çalışmazlarsa, böyle kendilerini sarıya boyasalar boş bence. Önce bir çalışsınlar. Bende bir şey var, sarı kütük var böyle cila. Hakkıyla onunla döversin. Sarıya boyuyorum onu, o da baya bir yararlı olur. Bu final zamanlarında bizim çocuğa. Yavrum bak, Haydar'ı gördün mü diyorum sarışın. Çok yetti. Bayağı bir çalışıyor. Senin saç rengin mesela yıllardır değişmez. Bu özel bir tercih. Evet, çünkü sarı dalga boyu olarak ortada bir renktir. Bütün renklerle en iyi giden. Renkli giymeyi seviyorum. Bu sarı saçın da şifresi budur. Peki bir şey söyleyeceğim. Bizde mesela hani filmlerde sarışın kadın hep böyle fettan kadındır. İşte şeydir, ara bozar, entrika yapar falan filan. Niye? Öyle bir yansımadır ama insanlar sevgilerini yansıtarak gösterirler. Ha. Sevgi içten gelir. Sevgi de renkte bir yansımadır. İçinizde ne varsa ancak onu yansıtırsınız. Anladım. Bak, fettan kadın, kötü kadın diyorsun ama demin kızım nerede de kısa saçlı bir sen halim saçını vardı. Saçını kestirmemişsin orada ya. Hayır, o peruk. Ha, onun peruk içindeki işte. Saçlarım benim bayağı uzun ve sarıydı. Hiç ama ödün de vermiyorsun galiba değil mi? Hani böyle rolüm için yok, saçımı kestiririm duygusu da yok yani. Yok. Takarım peruğu, çıkarım diyorsun yani. Ama çok enteresan. Biz peruk seçmek için gittik. Yani sarı saçları istemediler. Bir sürü peruk denedim. Rezan vardı bizim yapım koordinatörümüz işte. O elinde yani mendil kadar bir şey o ele alındığında. Gitti bir de bunu denesene. O ne dedim öyle ya, yan kesici çocuk gibi Allah aşkına yapma falan dedim. Yalandan şöyle bir koyduk, bir güzel oldu. Yani o tip için o kadar, evet, uygun olduk ki o kesinlikle kadar şaşırdık kesinlikle ki. Bir saçı ve kurtardın, iki peruk taktın. Aynen güzel öyle. Hiç kirliymiş, temizmiş, fönlüymüş, değilmiş. Güzel. Tak çık. Güzelmiş. Peki güneş girmeyen eve doktor girer sözü tam olarak doğru mudur? Yani kot farkından dolayı atıyorum ben şeydeysem, Bodrum'daysam hakikaten doktor mu girecek benim evime? Yani güneşi görmeli miyim mutlaka? Güneşi görmeliyiz. Mümkün olduğu sürece. Mutsuz eder zaten. Evet.
İlkbahar son bahar dönemlerinde vücut geçiş dönemi. O zaman yaşar. Mahsun kırmızı gül aktıymış ya. Güneşi gördüm derdi. Evet. Vallahi bile. Bu dönemler kabızlık problemi, baş ağrısı, isteksizlik, depresyon görülebilir. Bu dönemlerde güneşe doğru çıkın, bol yürüyüşler yapın, çalışma masasını güneşe doğru çekin. Güneşi gördüğünüz her zaman faydalanın. Çünkü vücutta melanin ancak kalsiyumu emer. Diş ve kemik sağlığımız için geçerli kılar. Bu yüzden vücudumuz için güneşe ihtiyacımız var. Kimya mühendisliğini okudun, renklere daldın, çıktın, her şeyi öğrendin kardeşim. Ama ben kırmızı lahana lekesinden kimya mühendisi oldum. Ciddi misin ya? Evet. Niye ya? Çünkü restoranta gittik ortaokul yıllarında. Evet. Beyaz bir gömlek giymiştim. Aha. Üstüme garson kırmızı bir lahana lekesinin salata suyunu döktü. Ha. Evet. Çıkmaz. Ah vah dedik. Eve döndük. Hemen ben bir beyaz kalıp sabun alıp lekenin üstünü sabunlamaya başladım. Şimdi mor olan leke ilk önce çivit mavi, eflatun, sarı, beyazı aldıkça, hidrojeni aldıkça sabundan renk değişmeye başladı. Fakat bir sarılık kaldı. Bunu incelemeye başladım. Sonra... Kimya mühendisi oldu. Vay arkadaş, kariyer nasıl belirleniyor ya insanın hayatında, çok enteresan. Bir de şunu soracağım, yani mutlaka bizim çocuk izleyicilerimiz yapmıştır ama şirinler niye mavi? Beyin mavi rengi gördüğü zaman uyutmaz. Sakinleştirir fakat uyutmaz. Anladım. Yani çocuklar uyumasın. Sakinleşsinler. Bütün evet. Şirinleri seyretsinler diye. Sarı yaramaz yapar. Bu yüzden okulları mesela sınav sarısı olarak boyatıyorum. Zekayı açar. Mutlu öğretir, konsantrasyonu arttırır ama yaramaz yapar öğrenciyi. Öğretmenler tarafından istenmez. Öyle mi? Evet. Ha, o önemli bir şeymiş. Mesela uluslararası Lærdal Tüneli, İsveç'teki Oslo-Bergen arasındaki tünelde renklere göre boyanmıştır. Siz o tünelden 25 kilometre geçiyorsunuz 20 dakikada. Her bir durak başka bir renk. Çünkü beyin uyumasın. 3 tane mağara var. O mağaradaki renkler de mavi renktir. Çünkü beyin uyumasın, dinlensin, sakinleşsin ve sonsuzluk olduğunu hissetmesin. Yani çıkacağını hissetsin diye ışıklandırıp ona göre yapılmıştır. Renkler hep bilinçli kullanılmıştır. Şey. Üstü kalsına gelmek istiyorum. Arkadaşlar genelde bu gruplarda hep böyle vokalist iş yapar. Diğerleri böyle arkada mesela bateristler hep kaybeden adamdır mesela yani. Ne olursa niye, olsun. Niye dizide oynamıyor? Niye öyle diyorsun? Ya dizide oynamadı o. Oynamadı, kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Öyle midir yani mesela hani... Bu yüzden aranızda böyle tartışma yaşadığınız oldu mu? Yok, pek olmuyor aslında. Genelde ben üst dönüyorum. Zaten yaka mikrofonu bana taktılar bir tek. Direkt zaten görevi almış oldum. Anladım ya. Çocuklar ya. Aramızda böyle. Arkadaşınız böyle. Tanıyın yani. Hani bu akşam tanıyın, yarın çıkışta tekrar bir görüşürüz. Gerekeni yaparsınız. Buluşeni yaparsınız. Hakikaten gerçekten bir kimya oluşturabilmek çok kolay değil. Şimdi renklerden bilmenden bahsettik ama bir grubun kimyasını oluşturmak da hiç kolay değil ve bir arada kalabilmek de kolay değil. Ya yani o anlamda kim neden taviz veriyor aranızda? Genelde tavizi kendimiz belirliyoruz. Baterist biliyor galiba. Onu oynatıyoruz, gönderiyoruz abi. Hayır, genelde hatayı yapan zaten hatasını anlıyor. O an taviz vermeye başlıyor. Zaten aramızda çok ufak tefek tartışmalar oluyor. Biz bir aileyiz. Aile gözüyle bakıyoruz. Bizde bütün şartlar eşit. Zaten kendisi anlıyor, hepimiz iyi yani, yaşlarımız artık normal düşünebilecek kapasitedeyiz. Hatasını anlıyor. Biz de zaten direkt affediyoruz, sorun yok yani. Öyle ama mi? Genelde değiş sorun çıkartıyor. O evet, şarkıları çoğunu o yapıyormuş galiba, anladığım kadarıyla. Şarkıları ben yazıyorum, o aranje ediyor. Genelde çok onun dediği olsun istiyor. Çok yani hani yazan ve aranje eden aramızda böyle biraz... bir şey oluyor yani, değil mi? Genelde. Arkadakiler de çalıyor öyle takılıyor. Hayır, onlar düzenlemeler, esas işi onlar yapıyorlar. Yani. Öyle mi ya? Peki nasıl gitti, albümü çıkardınız? Mart'ta çıktı albüm. Güzel. Gayet iyi gidiyor. İşte yeni şu an sayıdır. Promosyon aşamasındayız. Bayağı bir konser veriyor musunuz orada? Tabii, sürekli konserlerimiz oluyor. Cuma Bursa'dayız mesela. Güzel. Şey nasıl? Tekirdağ'dan nasıl tepkiler geliyor? Tekirdağ'dan... Ya bizden çıktı bu çocuklar. Ha? Ya halk bizi çok seviyor. Aşırı seviyor. Biz güzel. De onları çok seviyoruz. Zaten 5 yıldır hemen hemen orada çalıyoruz. Tabii İstanbul sahnelerimiz de oluyor. Hı hı. Bizi çok seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Zaten her hafta sonu gidiyoruz. Onlara bir konser veriyoruz. Arada dilde gidip geliyor mu? Beyav falan diye. Olmaz mı? Olma mı? Güzelmiş. Peki Metin Şentürk. Abi şöyle bir hikaye var. İmza günlerinde korkuyor musun? Bu bizim sevgili Emrah'tan geldi bu soru. Araya çek senet karıştırırlar. Tabii diye. Tabii oluyor. Ben o yüzden bütün varlığımı bu yüzden kaybettim. Ne diyorsun ya? Resim imzalatıyorum diye senet imzalata imzalata mahvettiler.
Nasıl oluyor? Keyfin yerinde mi peki? Nasıl çok, geçiyor günler? Çok güzel geçiyor. Benim hayatla ilgili hiç öyle her şey çok güzel olsun diye bir takıntım yok. Hmm. Hayatın bütününü seviyorum. İçinde yani inişleri, çıkışları, acıları, tatlıları ve onları da bir renk gibi kabul etmek lazım ki öyle bence. Dolayısıyla bir şeyin yok yani hayattan çok. Eğer büyük bir beklentiniz yoksa mutsuzluğunuz da olmaz. Güzel. Ben buna inanıyorum. Beklentilerini azalttın mı sen? Yok yani... hayallerimi büyük tutuyorum, beklentilerimi küçük tutuyorum. Bu iyi bir şeymiş ya. Evet, aynı. Hayaller büyük, beklentiler. Tabii tabii beklenti. Çünkü ani iş. Bir de şey mesela birçok tip insan var. Aslında üç tip insan var. Kimi işte geçmişe takılıyor, kimi geleceği hesaplıyor. Bu sırada bugünü unutuyorsun. Asıl olan aslında bugündür. Geçmişe takılıp ah şunu yapmasaydım, vah bunu yapmasaydım diyor. Öbürü de diyor ki hiçlemedin mi? Hiçlemedim hiç yani demedim. Geçmişini. Hiç. Yani dememin faydası olmayacağını öğrendiğim için demiyorum. Geçti, doğru diyorsun. Anladın mı yani yoksa bir işe yarayacağını bilsem demez miyim? Doğru. Derim tabii ama işe yaramayacak bir şeye bel bağlamanın hiç mantıklı olduğunu. Harika. Abi körfi ne demek? Abi bunu ben ürettim. Şimdi bu selfie ortaya çıktığında bak dedi onun hikayesi çok güzel. Selfie ulan ne oluyor lan dedim millet kendini çekiyor filan bir şey. Bir de bu galiba yanlış da bilmiyorsam Obama'nın bir şeyde törende yaptığı bir şey kendini çekiyor. Sonra ben de dedim ki bir kışkırtıcı bir tavır uygulayayım dedim. Şu anda Obama, görüyoruz zaten yaptığın körfeyi. Obama'nın ekranda. Selfiesi varsa Metin'in de körfiesi var diye kendi kendimi çekiyorum. Twitter'dan gönderiyor. Böyle bayağı bir çalışıyor musun tabii, yani? Tabii. Hani körfi çalışması. Tabii tabii. Sonra şimdi Kelfi çıktı. Keller de çekiyor kendini. Bu acayip bir yere gider ya. Tabii tabii. Tabii süper bir yere gider. Güzel. Şimdi arkadaşlar herkes kendini çekiyor. Abi bu da benim körfi, bu da benim körfi diye gönderiyorlar. Bayağı bayağı. Twitter'da çok mesela. Sosyal medyada acayip aktifsin. Evet. Böyle herkese ne bileyim okuyup yanıt göndermek zor olmuyor mu? Yok abi. Böyle, ne olacak? İşte arabada gidiyoruz. Şimdi ben mesela çok fazla arabayla seyahat ediyorum. Hı. Çok fazla sağa sola gidiyorum. Orada hemen oturuyoruz. İşte oku bakayım oğlum. Orada ne var, burada ne var, şurada ne var. Herkese de mümkün olduğu şey yetmeye çalışıyorum. Hı. Şu an körfiyi patlattık. Hayırlısıysa yakında kelfiyi patlatacağız. Kelfiyi patlatacağız. Bir şekilde yapacağız yani sonuç itibariyle. Tabii tabii. Peki. Ya hayatta hep yapacak bir şey var yani. Var tabii canım. Neşe çok önemli. Abi seni tanımayan bir kadından ne bakıyorsun be diye tokat yediğin oldu mu hiç? Olmadı galiba ya. Yok olmadı. Olmadı. Hani nasıl kesişirsin onu da merak ediyorum. Abi çok kötü kesişirim. Ya ben bir gün ama şöyle bir şey oldu. Böyle bir yıllar önce, çok uzun yıllar, o zamanlar bir yine bir yerdeydik. Bir çocuk geldi, ayıp olmuyor mu ya dedi bizim hatuna, devamlı gözlerini diktin bakıyorsun diyor. Ne diyorsun oğlum sen dedim. Sonra bir baktı bana, ya abi dedi sen Metin abi değil misin? Evet abi dedim. Tamam abi sen bakabilirsin ya. Ama sevgili kardeşimiz bildiğin çakal çıktı ya. Ya valla. Çok enteresan. Evet Metin Şentürk'ten bir şarkı alalım mı abi? Alalım. Alalım mı? Sırada ne varsa bize? Hadi verin bakalım. Sırada bakalım. Ne var? Hadi. Hadi sıradan hareketli gelsin. Hareketli bir şey olmalı herhalde. Hadi bakalım. Buyurun bakalım. Buyurun. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam.
boş günler gibi. Yosun tutmuş duvarlara yazılmış günler gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç çekilmez. Ne kavgam bitti ne sevdam, ömür geçer gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlar. Sonra yeniden açar, ümidimin boynu bükülür. Sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar. Ben ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin tüm aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin tüm aşklarıma. Şenlik ateşleri yerleştirir boynuzlarını, çıldırmış bir geyin ikindi tarlasına. Gittikçe yayılır vadi, o küçük rüzgar sıçrar bayırlardan bayırlara. Hava kristalleşir duman altında, kedi gözleri gibi sarıdır, hüzünlüdür. Ben dallardan yürürüm gözlerimde, dallar ırmaklardan yürür. Gelirler bana gerçek şeylerim benim, aynı ezgileri tekrarlayarak. Burada bu ikindi sazlıklarında ne garip Federik adında olmak. Evet, Lorca'dan başka bir anlatımı Emre Özdilek bize canlandırdı. Ben bir teşekkürümü edeyim bu müziklere bu hale Lorca'yı mı? Yok. Hayır. Sevgili Faruk Paker arkadaşıma, aranjörüme, sevgili Kerem Keskin kardeşime, Tom Meister'ımıza ve Şükrü Büyükçınar'a. Birazdan yine gideceğiz, stüdyoya çalışmaya devam edeceğiz. Bir albüm kapağı gibi çalışıyorsun abi, çok güzel. Aynen vallahi, ne yapayım abi. Çalışacağım. Peki bir şey söyleyeceğim Metin abi, son bir sorum var sana. Çocukken yok, biraz kaba... Yok sorulmasın ya, fark etmez, rahat ol. Kaba kuvvetliymişim, mahalle kavgalarında en önde gidiyormuşsun. Lakabın da tek dişmiş abi. Evet ya. Aynı 8 sene yatılı okulda okudum. Ve orada da çok böyle, şimdi körler okulunu düşün, herkes kör abicim. Mecbur dünya kaza bela geliyor başına yani. Tamam, düşüyorsun kalkıyorsun, 68 tane talebeydik biz. Uzun bir süre böyle bu dişlerin kırılmıştı benim şuradaki dişlerim. O zaman da tabii korkuyorsun ya dişçiden, böyle sivri bir diş kalmıştı burada, ortada hiç yoktu orada. Tek diş diyorlardı bana. Ya görmeden nasıl tek diş lakabı koyuyorlar abi? Abi işte öyle ya, bizim körler öyleydi ya. Güzelmiş abi. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç dizimiz olmayacak mı yakında? Biz özledik seni. Ya evet, biz birkaç tane güzel çalışma yapmıştık. Şimdi bir çalışmamız var şu an, bir şey konuşuyoruz. Öyle mi? Evet yani güzel bir şey olsun ve huzurlu bir şey olsun. İnsanlara da güldürsün istiyorum ya. Çok ben insanları güldürmeyi çok önemsiyorum. Çünkü etrafa baktığımızda kendimizi üzecek o kadar çok şey görüyoruz ki, hava kirli, dostluklar kirli, yani dijital kirlilik bir dünya, yani her yerden kötü bir şey duyuyorsun. Ortaya güzel bir şey, gülünecek bir şey ve feyz alacak bir şey koymak lazım. İnşallah bunun için çalışıyorum. Onun peşindeyim, aynen öyle. Hadi öyleyse. Hadi o zaman şey... seneye sezonda oyunumuza bekliyorum. Tamam. Oyuncu olarak mı yoksa izleyici olarak? İzleyici olarak. Ama izleyici olarak, bir kere de oyuncu olarak çağırın efendim. Ben yok, önce izleyici olayım. İyi izleyici olursam oyuncu olurum. Oyuncu da olurum diyorsun. Evet. Sana ne tür şakalar yapılmamalı abi? Bana her tür şaka yapabilirsiniz. Öyle mi? Tabii tabii, sorun yok.
Ben eşek şakalarını da çok severim. Öyle güzel. Onun yani, da tatlı bir şeyi var. Tabii tabii onun da bir tadı var. Ya işte şey var böyle şunu bana yapmayın, bunu bana yapmayın diye klişelerim yok. Anladım. Gelişine Allah ne verdi. Aynen. Ben de gelişine çalışmayı seviyorum. Peki güzelmiş. Yonca son sorum. Akvaryum kümes gibi küçük çaplı bir seram varmış evde. O devam ediyor mu? Çocuğa evet. Nedir? Yumurta. Taze yumurta. Güzel taze yumurta yedirmek. Var mı hala tavuğumuzun devam ediyor mu? Adı Hera. Horozumuzun adı Zeus. Çok enteresan. Ya bildiğin, isim bulma. Çiftlik nerede? Olimpos'ta anlamı. Senin derdin. Mitolojik. Olimpos'ta anlamı ya. Çiftliklere isim arama problemi olmasın diye. Tabii tabii bir horozumuz bir tavuğumuz var. 10 tane oldular. Şimdi ben Adana'dan sürekli gelirken şey getiriyordum. İşte portakal, mandalina, fidanlar. Tabii uçakta biraz zor oluyordu ama onları getirip burada gerçekten şu anda 10 tane oldular. Ne güzel. Meyve ağaçları evet. Bayağı bildiğin küçük bir ada yarattın aslında kendini. Bir koru diyebiliriz ona gerçek. Ay maşallah. Asmasından kayısısından. Zeus'a, Hera'ya, Athena'ya hepsine selam söyle ya. Onların da kümesleri var gerçekten. Söylerim söylerim. Hangisi yumurtluyor? Tavuk tabii ki. Tavuk tabii ki değil mi? Oroza neye gitti aklınıza? Peki. Aydan bu yazın rengi hangisi olacak? Çingene pembesi. Çingene pembesi. Gerçekten mi? Bir manası var mı? Magenta aslında. Magenta. Egoları kaldırıyor, beni biz yapıyor. Ama ne güzel ya. Sevginin gerçek rengi. Aa, harikaymış. Pembe tonları olduğu için. Tamam. Anne sevgisinde gerçek rengi. Güzel. Bu siyasi gerilimi azaltmak için politikacılara önereceğin bir renk var mı? Gerilimleri turkuazlar alır. Turkuazlar. Evet. Yani turkuaz kravatla bu seneyi bitirseler iyi olacak. Yeşiller, turkuazlar doğru. Tamam, yeşil takım elbise, turkuaz kravat bir şekil yapalım. Renklerin ilaçların yan etkisini azalttığı doğru mu? Böyle bir araştırma tespit edilememiş şu an. Yani İsviçreli bilim adamları bunun üzerine çalışsın o zaman. Araştırma. Bir şey söyleyeceğim. Bir ağrı kesici var. Şimdi sen şey deyince aklıma geldi. Adını söylemeyeyim de. Söyleme ya. Lila rengi söylemeyeceğim. Tabii. Lila rengi bir ağrı kesici var. Ben onu içtiğim zaman gerçekten çok faydasını gördüğüme inanıyorum. Yani doğru. Bana lila rengi başka bir şey onu diye içirin gene de benim ağrım tabii kesilir. Placebo etkisi evet, olarak evet. Doğru. Yani ilaç olmadan ilacın etkisini göstermek. Eflatun mor çok renkler. Çok güzel bir renk. Eskiden saraylarda doğum odalarında kullanırdı. Morfin rengi. Hmm. Bu yüzden fazla eflatun kullanıldığı zaman alerjisi yapar. Hmm. Ağrıları keser. Bak. İlginç. Evet. Demek ki ağrı kesici özellikle şey. O renk yapmış. Kuruncu da kas kıran var. Facebook sayfan var mı? Nasıl ulaşacaklar sana insanlar? Renkbilim.com. Kurucusuyum. Eyvallah. Orada ulaşabilirler. Oradan yürüsünler diyorsun. Peki gayet güzelmiş. Evet efendim çift sıfırdan bu yana konuştuk bakalım manşetlerde neler çıkmış. Baksana 1,5 olmuş saat ya. Ver. Evet biz bu akşam burada Metin Şentürk'le başladık haftanın koşusuna ve iyi bir başlangıç bizim için. Çünkü adam uzun mesafe sürücüsü ve koşucusu dedi ki bize öyle olduğu için böyle zor Merkürlerin adamıyım. Merkür'e karşı Herkül. Kimsenin senaryosunu ben yazmadım. 315 basmışım o rekoru kırmışlar. Merak etmeyin Metin'in mekiğiyle dünyanın en hızlı körü Türkiye'de kalacak. Altın vuruşu yapacağım. Yonca valeyi boş ver. Çıkışta bırakabilirim istersen. Gel güzel. Devam ediyoruz. Sevgili Yonca Cevher bizimleydi bu akşam. Evet birkaç kez kötü kadın oldum. Herkesin içinde biraz kötülük vardır. Savaşmazsam rol çıkmıyor ortaya. Ben değil kötülüğümün dokunduğu kişiler düşünsün bunu. Acelem vardı. Kazayı ben yapmadım. Aydan Hanım'ı gülmekten tam olarak dinleyemedim. Teşekkür ederim Metin Bey ve Mesut Bey. Gayet güzelmiş. Devam ediyoruz. Sevgili Aydan Öztürk Atalay bizimle birlikteydi. Çivit mavisi kilo kontrolünü sağlar. Siyah insanı güçlü kılar. Paranın rengi turuncudur. Kırmızının enerjisi yüksektir. Mavi ise pozitif enerjiyi arttırır. Eflatun pijama uyutur. Beyaz, yeşil ya da mavi çarşaf uyutmaz. Gergin dönemlerde turkuaz iyi gider. Renklerin isimlerini bilmek lazım kardeşim diyerek geceyi tamamladı. Çok teşekkür ediyorum size geldiğiniz için. Bize şeref verdiniz. Metin abi albümün adı Kelebek. Ne zaman çıkıyordu? Valla önümüzdeki hafta sonuna kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah da müzik marketlerde kelebeği göreceksiniz. Hadi bakalım kelebeği göreceğiz. Aynen. Aynen. Yoncacı ben gelecek dönem Kaç Baba Kaç devam edecek mi? Evet. Güzel dizi önümüzdeki var mı? Sezon devam edecek.
Dizi şu anda görüşmelerim devam ediyor. İyi kadın kötü kadın karar verir. Bakacağım artık. Ona bir bakacağız. Peki gayet güzelmiş. Aydan sen dünyayı boyamaya devam edeceksin. Kesinlikle. Biz de seni inat ve zevkle izleyeceğiz. Teşekkür çok teşekkür ediyorum kaplumbağa için. Ben teşekkür İlerim ediyorum. Bu anlattığın şekliyle hedefe bir sana şekilde sana enerji, olur. Bolluk, bereket ve sağlık getirsin. Çok teşekkür ediyorum. Kalbinin tüm hücrelerin ne varsa gerçekleşsin. Peki. Ben de diyorsun. Yürekten teşekkür ediyorum Mesut'cum bu ya programda. Abi, harikaydık. Zevk verdiniz ya. 27 Haziran'da Kıbrıs'taki dostlarla buluşacağız. Bunun da altını bir çizip evet. Evine göreceğim ben. Dostumu da diyorsun. Aynen. Üstü aynen. Kalsın ne zaman en yakın şey? Yarın Tekirdağ'dayız. Yarın Tekirdağ konuyu. Yarın Tekirdağ'dayız inşallah. Cuma Bursa'dayız. Cuma Bursa'dasınız. Yani gezi başladı. Yaz tamam. Herhalde tamam. Gezerek gidecek. Birazdan zaten sizin performanslarınızı da bırakacağız. Kısa bir yerden sonra biz döndük. CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber bültenine karşınızdayız. Şiir gibi konuşuyor. Geçtiğimiz haftanın son Burada Laf Çok'unda konuk Tayfun Talipoğlu'ydu. Talipoğlu, ağzımdan çıkan her şeyi şiir sanıyorlar ama her şey şiir değildir. Sanırım benim ses tonumla alakalı bir durum bu. Bak ver bakayım oradan alakasız bir metin diyerek elini aldı, kağıdı okumaya başladı. Haberimizle ilgili VTR'mizi izliyoruz. Bu ses tonuyla ilgili bir, vurguyla iki, ben hep bir örneği veriyorum söyleşilerimde. Ben düz bir yazı okuduğumda yine Semih bana keman çalsın. Semih bir keman çalar mısın? Şiir gibi o konuşuyor zaten Tayfun abi. Abi ne şuradan bana hiç alakası olmayan bir metin verir misin? Verim abi. Fatih alır mısın? Evet. Mesela abi ver yine bak şimdi. Gir abi gir. Fatih Ağızkalı. Yeni single çalışması. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola için şunları söylüyor. Müzikte rock altyapılarıyla Türk müzik dinleyicisinin kolaylıkla benimseyebileceği, aşina olduğu vokal unsurlarını bir araya getirmeye çalıştım. Şarkı bu haliyle rock müzik dinleyenleri de, tercihini popüler müzikten yana kullananları da memnun edecektir diye umuyorum. Müzik için çete kurdular. Grupta mühendisler var. Anneleri onları müzisyen sanıyor. Yıllarca mühendislik yaptıktan sonra bırakıp müzik yapmaya başlamışlar. İyi ki de varlar. Vallahi Tayfun abi ben de düşündüm senin gibi haberleri okumaya ama olmuyor. Yani ben de oluyor da izleyiciye geçmiyor. Ama belgeselci kimliğime geçince olabilir belki. CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber bülteninin sonuna geldik. Biz yarın akşam da CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber bülteninle karşınızda olacağız. İyi geceler. Hayır, hayır, bana yasak sevmeler. Eskiden kalma mahcup sevişmeler. Hayır, hayır, bana yasak sevmeler. Eskiden kalma mahcup sevişmeler. Dur. Yaşanan ne varsa hatırlıyorum. İsyan besliyorum. Sensiz günleri hak ediyorum. Bir daha böyle sever miyim? Kalbimi delik deşik eder miyim? Yabancı bir yatağa girer miyim? Hayır. Ne olur hayat bana dokunmasın. Kaparım kapımı kimse duymasın. Düşüyorum ama öldüm sanılmasın. Olmaz. Yaşanan ne varsa hatırlıyorum.
isyan besliyorum. Sensiz günleri hak ediyorum. Merhaba, Titanic filmini çekmek, Titanic gemisinin kendisinden daha pahalıya mal olmuştur. Yağmurlu caddemin ağır sokakları senin ayaklarına köle olur mu? Güzel ellerinin dokunduğu dudaklar başka birine yar olur mu? Yandığım geceler, içtiğim sularım kurur mu? Yandığım geceler, içtiğim sularım kurur mu? Yalnızız, ikimiz de aynı dünyanın, aynı rüyanın yolcuları. Yağmurlu caddemin ağır sokakları senin ayaklarına köle olur mu? Güzel ellerinin dokunduğu dudaklar başka birine yar olur mu? İçtiğim sularım kurur mu? Yalnızız, ikimiz de aynı dünyanın, aynı rüyanın yolcuları. Çok geçti, üzerinden haftalar, hatta ayların sancıları.
yolcuları. Çok geçti üzerinden haftalar, hatta